Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkararak başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. İki model üzerinden anlatım yapacağım size. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Yani 8, 8 artı 3 ilmek ilave ettim. Modelimiz ön yüzden kuruluyor. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Modelimizin alt kısmı zaten dilimli duruyor. Yani lastiğe gerek yok. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimi kurmaya başlıyorum. Şöyle kenar ilmeğimi de öreceğim ilk sıra olduğu için. Birinci sıramız ters örgüden oluşuyor. Modelin birinci sırası ve ön yüzündeyim. İlmeklerimin tamamını ters örüyorum buradan. Kenar ilmeğimi şöyle düz olarak ördüm. Evet, birinci sıramız bu şekildeydi. Modelimin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimin tamamını arka yüzde ters örüyorum. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, modelimin üçüncü sırasında ve ön yüzündeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra bir artırma yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum yine. Şimdi bu 3 ilmeğimin ortadakini başa almam gerekiyor. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben şu şekilde ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Bakın bu şekilde ikinci ilmekten giriyorum soldan. Bu şekilde çevirip taktığınız zaman ortadaki ilmek zaten başa gelmiş oluyor ve bu 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Ardından 1, 2 ilmek düz ördüm yine. Devam ediyorum. Bir arttırma yaptım. Tekrar model kuruyoruz. Burası bir model. Evet, devam ediyorum. Bir arttırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini şöyle düz örüyorum. Yine burada ortadaki ilmeği başa alacağım. Bu şekilde ortadaki ilmeğimi başa almış oluyorum ve 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürüyorum. 1, 2 ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıp bir ilmek düz örüp kenar ilmeğimi düz örüyorum. Bakın şöyle birinci ve ikinci modelimiz. Dediğim gibi modelimiz dilimli duruyor zaten. Modelimin dördüncü sırasında arka yüzündeyim. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyorum. Yani modelin arka yüzünde bir işlem yok. İşlem sadece ön yüzde.
Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Modelimin 5. sırasında ve ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek tekrar düz ördüm. Bir artırma yaptım. 1 2 ilmek düz ördüm. Yine burada ikinci ilmeği başa alacağım. Bu şekilde soldan girerek iki ilmeğimi çeviriyorum ve şişimi taktıktan sonra zaten ikinci ilmeğim başa gelmiş oluyor. Ardından 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte düz örüp 1 ilmeğe düşürüyorum. Devam ediyorum. 1 2 ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. 1 2 ilmek düz ördüm. Ortadaki ilmeği yine başa alıyorum. Ve bu 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte örüp 1 ilmeğe düşürüyorum. 1 2 ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. 1 ilmek düz örüp kenar ilmeğimi düz ördüm. 5. sıramız bu şekildeydi. Modelimin 6. sırasında arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Bakın modelimiz kendini göstermeye başladı zaten. Modelin 7. sırasında ve ön yüzündeyim. İlmeklerimin tamamını düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, modelin 8. ve son sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra burada da ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Modelimiz 8 sıradan oluşuyor ve 8 sırada bir kendini tekrar ediyor. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, şimdi dediğim gibi modeli bir kez kurduk. Çok fazla devam etmeyeceğim. İkinci modelin 1. sırasında birlikte kuralım. Yani şu işlemi yapacağız sadece. Tekrar ikinci model için 1. sıra. İlmeklerin tamamını ön yüzde ters örüyoruz. Arka yüzde yine ters. Ondan sonra şu ajurlu kısımları yapmaya başlıyoruz. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denemiştim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet, model ortaya çıktı. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Evet, bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Birlikte nasıl başladıysak burada da aynı şekilde başladım modeli. Dediğim gibi lastiğe gerek yok bence. Bu şekilde gayet şık duruyor model. Modelimin arka yüzden görünümü de bu şekilde duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel yazlık bluz olur. Dilerseniz anne yeleklerinde kullanabilirsiniz. Yine
Etorn şal yapımında, çocuk elbiselerinde etek kısımlarında kullanabilirsiniz. Ev tekstilinde birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.